hava harekatını gerçekleştirdik. Taksim'deki o kanlı saldırı, İstiklal Caddesi'nde 6 insanımızın yaşamını yitirdiği terör saldırısı ardından. Şimdi İstiklal Caddesi'nde bazı önlemler alındı. Hatırlarsanız saksılar kaldırılsın, saksılar denildi. Sonrasında valilik yeni yeni adımlar attı İstiklal Caddesi ile ilgili olarak. Bir detaylarına bakalım. Ee, acaba hangi önlemler geldi terörle mücadelede? Yeni yöntemler diyebiliriz adeta. Bakın, İstiklal Caddesi'nde sergi açılmayacak. Stand kurulmayacak, seyyar satış yapılamayacak, sokak müzisyenlerine izin verilmeyecek. Terörle mücadele yöntemi olarak gündeme geldi adeta tüm bu başlıklar. Hem muhalefet tepkili hem de İstiklal Caddesi'nde esnaflık yapan binlerce insan Sokak müzisyenlerini, sokak satıcılarını e, İstiklal Caddesi'ne sokmayarak terörü önlemeye çalışıyorlar. Allah akıl versin. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırı sonrası yeni önlemler alındı. Artık caddede sosyal, kültürel, ticari etkinlik düzenlemek yasak. İki hafta önce İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırı sonrası ikisi çocuk, 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir genel emir yayınladı. Buna göre İstiklal Caddesi'nde artık seyyar satıcılar olmayacak. Yani meydanın simgesi haline gelen kestaneciler, simitçilere izin yok. Sergi açmak yasak. Sokak sanatçıları da kendilerine başka bir yer bulmak zorunda. Canlı müzik de yasaklandı. Caddedeki masalar, sandalyeler kaldırılacak. Stand kurulamayacak. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'nde tezgahlarda mısır, simit ve kestane satan esnafı gezerek valiliğin aldığı kararı bildirdi. Daha önce de teröre önlem olarak beton saksılar ve banklar kaldırılmıştı. Cumhuriyet'in haberine göre simitçi tezgahı olan Abdülgani Özer, tezgahın sokak arasına alınmasını istedi. 12 senedir meydandaydım. Bu sene İstiklal Caddesi'ne geçtim. Bu saatten sonra ne iş yapacağım diye sordu. Yasaklara muhalefet de tepkili. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuşil Gezdi, bu yasaklar terör odaklarının yaratmak istediği korku iklimini kalıcı hale getirmekten başka bir amaca hizmet etmez dedi. Sergileri yasaklamak, sokak müzisyenlerini susturmak, sanat etkinliklerini yaptırmamak, sokan ruhunu yaşatan seyyar satıcıları uzaklaştırmak terör saldırılarını engellemez. Böylesi acımasız bir korku iklimi beraberinde iktidar baskısını getirir. Biz teröre karşı olduğumuz kadar terörün kendisine zemin bulmasını kolaylaştıran baskıcı politikaları da kabul etmiyor ve reddediyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da karara istiklali değil sınırları kapatın, önlemi sınırdan alın sözleriyle tepki gösterdi. Biz açtık sınır namustur diye Eser'in sınırlarını yol geçen hanına dönmüştü. Hala bugün ne idi belirsiz hangi kaynaktan geldiği insanlar Suriye'den Afganistan'dan sızıyorsa senin güvenliğin İstiklal Caddesi'nde başlamaz. Senin güvenliğin sınırlardan başlar. İstiklal Caddesi'nde teröre yönelik, terörle mücadeleye yönelik bir tuhaf önlemler. Güvenlik, istihbarat, sınırların güvenliği, terör örgütüyle işte irtibatlı olanlar onların bir bir ortaya çıkarılması bu eylemlerin yaşanmaması için yapılması gerekenler neyse onlar onlar öncelenmeli. Yoksa seyyar satıcı, müzisyen, saksı dediğinizde terörle mücadele etmezsiniz aslına bakarsanız.